her şeyi akar. Her yeni eskir, her yaşayan ölür. Dünya, uykuda görülen bir rüyadır. Bir köprüdür, üzerinden gelip geçilir. Derin bir deryadır, susattıkça tuzlu suyu içilir. Soğuk bir evdir, yüzyıllardır dolup boşalır. Dedim, nedir bu soğuk evi ısıtan? Nerededir bu deryaya liman? Dedi ki, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Aynı hamurdan birbiri için yaratılmış birer candır erkek ve kadın. Dünya denilen bu vefasız ve soğuk evde birbiri için var edilmiş sıcak bir yuvadır. Nikah güvendir, sevinçtir, ümittir. Allah katında yürekleri bağlayan mucizedir. Erkek kaledir artık, sevgidir, alın teridir, zırhtır. Kadın huzurdur, aştır, sırdaştır, yoldaştır. Bu yüzden buyurur ki Efendimiz, dikkat edin, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sonra bir dua, bir müjde gibi gelir çocuk. Aile, hayatı öğrendiği kozasıdır çocuğun. Çocuksa ailesini uçmaya hazırlandığı yarınlara taşıyacak kelebek. Ve anne babasının hiç kapanmayacak amel defteri. Buyurur ki Peygamberimiz, her doğan fıtrat üzere doğar da anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. Zira çocuk sırlı bir aynadır. Bir çocuk kadını anne yapar, anne ise çocuğu insan. Anne, yeryüzüne ilahi bir armağan olarak gönderilmiş usta bir nakkaştır. Kaç yaşına gelirse gelsin, sığamadığında insan kocaman yeryüzüne, yine annesinin ayakları altındaki cennete sığınır. Bu yüzden buyurur ki Peygamberimiz, yeryüzünde iyilik yapılmaya en layık olan anadır. Sonra anadır, sonra yine anadır. Baba çocuğunun kökü, çocuksa babasının dalıdır. Baba dağdır, güvendir, merhamettir, adalettir. Bir babanın yavrusuna bırakacağı en güzel miras, güzel ahlaktır. Dışarıda mücadele ederken insan hayatla yorulduğunda ve tökezlediğinde, gelip yine sessizce babasının yaşlı gölgesinde nefeslenir. Ve aile. Kimi zaman zahmet ama her zaman rahmettir. Peygamberimizin ifadesiyle en hayırlı Müslüman ailesiyle en güzel geçinendir. Aile olmak, aynı ufka bakmak, beraber düşünmek, birbirine emek vermektir. Ve cennete doğru aynı yolun yolcusu olmaktır. Çünkü İslam, gösterişli ama ıssız evlerin değil, içinde Allah'ın adı anılarak diriltilen bereketli yuvaların medeniyetidir.